Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incili böyle pipet lazım olacak. Ve siz de tabii ki türbentlerinizin ikişer zincir tığ battıran hazırlayacaksınız arkadaşlar sıralı bir model tarif edeceğiz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Tığ battımızın içine sık ile giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve 4 tane zincir tığ battıma girip kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Tığ battığıma girdim, kapattım. 4 zincir kapatıyorum tığ battımın içine bu şekilde arkadaşlar 4 zincirli 3 tane yuva yaptım 5 zincir çekiyorum İçine bir tane ince alıyorum arkadaşlar incimi şöyle bir örümcek içine alıyorum küçük bir örümcek yapıyorum ve tekrar 5 tane zincir 5. tığ battı arkadaşlar 1 2 3 4 5. Sık iğne yaparak kapattım. Bu şekilde buraya bir yuva yaptık arkadaşlar. 4 zincir. Yandaki tığ battıya kapattım. 4 zincir. 2 3 4 zincir. Yandaki tığ battıya yuva yapıyoruz. 4 zincir yandaki tığ battıya kapat. Bu şekilde arkadaşlar. iki tarafında da üçer zincirli yuvalar yaptık. Tekrar 5 zincir ve incimi alıyorum. İncimi şöyle küçük bir örümcek içine alıyorum arkadaşlar. Örümcek yapıyorum. Tekrar 5 zincir ve yine 5. tığ battıya 3 4 5. 5. tığ battı arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. 4 zincir tığ battıya girdim. 4 zincir tığ battıya kapattım. 4 zincir yandaki tığ battıya kapattım. Yine üç tane arkadaşlar bu şekilde yuva yaptık. Tekrar 5 zincir 2 3 4 5 5 tane arkadaşlar zincirimiz hazır yine buradan bir tane ince alıyorum incimi bu şekilde küçük bir örümcek yapıyorum yine 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim ve 5. tığ battı ya kapattım buraya bu şekilde Birinci sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızda da yine aynı şekilde bu yapmış olduğumuz ilk yuvanın içinden sık iğne ile ipimi tutturdum. Buraya yine dört tane zincir çekiyorum. Dört zincirimi hemen yandaki tığ battıma girdim. Kapattım yuva yaptım. Tekrar dört zincir. 4 zincirimi yine yandaki tığ battıya kapattım. Buradaki yuva sayımız da 3'ten 2'ye düştü arkadaşlar. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu yapmış olduğumuz boncuk aşağıda kalıyor arkadaşlar. 2 tane örümceğin kanadından tutturup ipimi bu şekilde buraya monte ettim. Bir tane zincir çekiyorum, ipimi uzaltıyorum ve bu süt pipetimi taktım arkadaşlar. Siz bu pipetin yerine dediğim gibi 4 veya 5 numaralı şiş kullanabilirsiniz. Tekrar bakın bu iki kanadından bu şekilde giriyorum ortasından. 1 2 zincir ve buraya arkadaşlar tutturdum. Tekrar 1 2 zincir 3 bir, iki zincir, dördüncü, aradan giriyorum, yani bu iki örümceğin iki kanadında, iki zincir, beşinci, bu şekilde arkadaşlar, bir, iki zincir, altıncı, bir, iki zincir, yedinci, ve 8 tane toplam arkadaşlar buraya kirpik yapıyoruz 1 2 zincir kapattık aparatımıza bakın arkadaşlar bu şekilde aparatımıza ilmekleri topladık ve yine aynı tığ battının içine giriyorum yine 5 zincir çekiyorum buraya ve 5 5 tane zincirim oldu ilk tığ battımın içine buraya yani yuvamın içine kapatıyorum 5 zincir tekrar 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya bu şekilde 3 olan yuvam 2'ye düşecek arkadaşlar 1 2 3 4 zincir yuvada kapatıyorum tekrar 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 Yine aynı şekilde arkadaşlar örümceğimin iki kanadını alıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum buraya bu şekilde. Bir zincir çekiyorum ipimi uzaltıp pipetime takıyorum tekrar bu şekilde. Yine buraya da 8 tane arkadaşlar ilmek alacağız. Yuvaya girdik. Bakın arkadaş şu şekilde tutalım. Yuvaya girdim. 1 2 zincir. Kapattım buraya. İki ilmeğim oldu. Yuvaya girdim. Bir, iki zincir. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 ve bu da 8. ilmeğim arkadaşlar. Yine 8 tane ilmeği taktık. Buraya ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi buradaki yaptığım ilk yuvadan arkadaşlar tutturuyorum. Tekrar 4 zincir. Yeni bakın arkadaşlar yandakine geçtim. Yeni bir yuva yaptık. 4 zincir. 3 olan yuvam 2'ye düştü arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramızda arkadaşlar devam ediyor. Aynı şekilde. Yine 5 zincir. 5 zincirimi örümceğimden iki kanadından alarak buraya bu şekilde kapattım ve bir zincir çekiyorum. Hemen aparatımı getirip taktım süt pipetimi. Aynı şekilde arkadaşlar buraya yine 8 tane ilmek topluyoruz. 1 2 zincir takıyorum aparatımı. Tekrar bu iki örümceğin kanadından girip buraya ilmekleri topluyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8 sonuncu ilmeğimizi de taktık bu şekilde ve yanından aynı yuvadan girdim örümceğin içinden buraya 5 tane zincirimi çektim ve bu ilk yuvama buraya tığ battım içine Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum yuvama. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum yuvaya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Şimdi 3. ve son sıramızın yapılışına gelelim. Biliyorsunuz pipette şöyle asılarak arkadaşlar getirip bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi bu yaptığımız kirpiklerimizin üzerine arkadaşlar tomurcuklar yapacağız. Son sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Evet arkadaşlar ilk tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir. Gördüğünüz gibi 3 ile başladığımız arkadaşlar. Tekle böyle bir kaya oluşmuş oldu. Tekrar ben buraya arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilk kirpiğimden bu şekilde girdim. Sık iğne ile tutturdum kirpiğimi. Ve buraya dört tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Buraya bir tomurcuk yaptık. Tekrar yandaki kirpiğimi tutturdum ve buraya 4 zincir çekiyorum. Tomurcuk olarak kapattım. Tüm kirpiklerin üzerine arkadaşlar bu şekilde tomurcuklar yapıyoruz. Sırasıyla sık iğne yaparak kirpiklerimi tutturdum. 4 zincir. 4 zincirimi kirpiğimin içine kapattım sık iğneyle. Bu şekilde. Kepimden tuttum, kapattım. 4 zincir kepimi buraya tutturdum. Tekrar yandaki kirpikten tutturdum. 1 2 3 4 zincir. Bismillah diyelim tığımızın azizliğine uğrayıp duruyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmeğimi aldım. Sıradaki gelen ilmeğimi aldım. 3 ve 4 zincir tığ battıma girdim. Kapattım. Yandaki ilmeğimi sık iğne ile tutturuyorum. 4 zincirimi çektim. Kapattım. Sonuncu ilmeğimizi de arkadaşlar sık iğne ile aldık. 4 zincir kapatıyorum buraya bu şekilde. Tekrar arkadaşlar buraya 3 zincir çekip bu kayamızın oluşturduğumuz gözeneklerden içine girdim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluşuyor gördüğünüz gibi. Bir tanesini yaptık şimdi yenisini yapacağız ve buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve 1'e düşürdüm arkadaşlar kayamız 1'e düştü ve tekrar 3 tane zincir çekiyorum ilk bu yapmış olduğum ilmekten tutturup sık iğne ile sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 zincir ilmeğimden tutturdum. Sonra sıradaki arkadaşlar ilmeğimizden bu şekilde alarak geçiş yapıyoruz sık iğne ile. 4 zincirimi çektim. Kapattım bu şekilde. Yandaki ilmeğimden tutturdum. Kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Her ilmeğimizin arkadaşlar tepesine 4 zincirden bu şekilde tomurcuklar yapıyoruz sıradaki ilmeğimizi zaten 8 ilmeğimiz var arkadaşlar yani 8 tane tomurcuğumuz oluşuyor 1 2 3 4 zincir kapatıyorum buraya tekrar bu şekilde ilmeğimi aldım 4 zincir kapattım buraya sıradaki ilmeğimi aldım sık iğne ile 4 zincir kapattım buraya. Sıradaki ilmeğimi aldım. 4 zincir. Kapattım buraya. İlmeğimi aldım. Kapattım bu şekilde. 4 zincir. Kapattım. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi yuva kapatıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ikincisini de yaptık. İki tane oldu. Öbürlerini de ben tamamlayayım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 sıradan oluşuyor. Çok zarif bir model oldu. Çok sevdim arkadaşlar Instagram'da bunu gördüğümde. Muhakkak sizlerle paylaşmak istedim. Bu inci boncukların yerine istediğiniz kristal boncuklardan da koyabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.